İki efsane, GTA severleri ikiye bölmüş bir fikir. Hangisi daha iyi? Gelin bugün bunu beraber tartışalım. İlk olarak Vice City'den başlayalım. Vice City 80'ler Amerikası'nı bizlere en iyi sunan oyun. Karakterimiz Tommy, İtalyan kökenli bir mafya üyesi. Sonny diye bir patronumuz var ve bizi bir adamı öldürmemiz için Harwood'a gönderiyor. Harwood'a gidiyoruz ama bir dakika. Öldüreceğimiz adam suikaste uğrayacağını biliyor. Tuzağa düşüyoruz ve 15 yıl hapis yatıyoruz. Hapiste bulunduğumuz süre boyunca bu patron Sony, diğer büyük ailelerin üst düzey yetkililerinin çoğunu öldürtüp ailesinin gücüne güç katmaya devam ediyor. 80'ler Amerikası'nda uyuşturucu ticareti aşırı hızlı ve en iyi piyasa Vice City'de. Buraya elini kolunu uzatmak isteyen Sony, hapisten çıkacak olan Tommy ile arasını iyileştiriyor ve hapisten çıkar çıkmaz onu bir limana uyuşturucu alışverişine gönderiyor. Polisin yaptığı baskınla milyonlarca dolarlık uyuşturucu ve parasını kaybettiği için öfkeden deliye dönen Sony, Tommy'ye bu hatasını telafi ettirmek için belli başlı görevler veriyor. Ana karakterimiz Tommy'nin hikayesi tam olarak buradan sonra başlıyor. Buradan sonrasını anlatmayacağım çünkü gerisini zaten hepimiz biliyoruz. Daha çok Vice City'nin neden bu kadar efsaneleştiği üzerine konuşmak istiyorum. GTA Vice City açık dünya aksiyon oyunları için dönemin ilk ve öncülerinin olduğu için insanlar acayip keyif alarak bu oyunu oynuyorlar. Düşünsene, daha bilgisayarın ne olduğunu yeni yeni öğrenmişsin ama bir oyun oynuyorsun, araba çalıyorsun, koca bir dünyanın içinde gezebiliyorsun, silahla mekan tarayıp magandalık yapabiliyorsun. Dönem için eğlenceli şeyler. Hikaye bakımından Scarface baz alınarak yapıldığı söylenen bu oyunda tam olarak filmde görülen şeylerle benzer yakın şeyler görüyoruz. İhanet, hırs, kalp kırıklığı, intikam ne ararsak var bu oyunda. Oyunun renkli dünyası da oyunu efsaneleştiren öğelerden biri. Çünkü bildiğiniz üzere diğer GTA oyunlarına nazaran GTA Vice City'nin çok daha renkli bir dünyası var. Oynanış mekaniği olarak dediğim gibi türün öncü ve ilklerinden olduğu için bomba etkisi yaratıp deli gibi sattırmış ve oynatmıştı kendini. Biz Türk oyuncular için bir neden vermek gerekirse oyunun bir modu olan GTA Türk'ü gösterebiliriz. Gel gelelim ikinci ve benim göz bebeğim olan GTA San Andreas'a. GTA San Andreas, başlangıçtaki introsunda bize çok fazla bilgi vermeyip çaresiz şekilde polisin kucağından yollara atıldığımızı gösteren bir oyun olarak başlıyor. Bu başlangıç hikayesini anlatalım. Ana karakterimiz Carl Johnson, 4 kardeşi ve annesiyle evim dediği Grove Street'te kendi halinde bir yaşam sürüyor. Abisi bulunduğu bölgenin çete lideri. Sweet, diğer çetelerle sürekli olarak çatışmakta ve Grove Street'in kolay lokma olmadığını göstermekle meşgul. Daha sonra Carl, GTA 3 ve 4'ten bildiğimiz şehir olan Liberty City'ye taşınıyor. Carl bu şehirde araba tamirat, tadilat ve gerektiğinde de hırsızlığıyla uğraşıyor. Aradan geçen yıllar içinde Grove Street çatlaklar vermeye başlıyor. Kardeşlerinin de eksikliğiyle Sweet neredeyse düşmüş konumuna geliyor. 5 milyon versene. Al bro, bu 5 milyon değil. Ryder ve Big Smoke ise para ve güç için çeteye gizliden gizli ihanet etmeye başlıyor. Big Smoke ve Ryder daha güçlü olmak aynı zamanda çeteyi çökertmek adına bir saldırı düzenliyor. Crash adı altındaki bir grup kötü polisten yardım alarak Johnson ailesinin evine bir saldırı düzenliyor. Saldırıda anne Johnson ölüyor ve asıl hedef Sweet konumuna geliyor. Annesinin ölümünün üzerine tekrar Los Santos'a Cross Street'e dönen Carl Johnson hikayesi tam burada başlıyor. Bu oyunu efsane yapan şeylerin birçoğu Vice City ile benzerlik gösteriyor. Oynanış, hikaye anlatım ve kurgusu gibi şeyler. San Andreas'ın çeşitlilik bakımından Vice City'den birkaç fazlası da bulunmakta. Örneğin partiler, çete savaşlarını daha yönlendirebilir şekilde sizin yapmanız, datingler ve ek görev. Hikaye bakımından bambaşka konumda olan iki oyunun da kendi hayran çevrelerince efsane olarak görülüyor. Bana kalırsa San Andreas daha efsaneli bir konuda çünkü ben anlattığı hikaye daha cazip buluyorum. 80'ler Amerikası'nın hızlı yaşamındansa 90'lar Amerikası'nın kaosunu ve karanlığını daha çok benimsiyor. Bugün bu iki oyunun giriş hikayesini ve kendilerinin neden efsane konumunda olduklarını anlatmaya çalıştım. Yani belirttiğim gibi iki oyunun da çıktığı dönem baz alındığı zaman sağladıkları çeşitlilik, oynanabilirlik ve en önemlisi açık dünya. Videoyu 35 saat uzatıp da kafanızı şişirmek istemiyorum. Bu tarz videoların devamı için videoya like atıp abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz de yorumlarda kendi fikrinizi belirtebilirsiniz. Buyurun gelin tartışalım. Hangisi daha efsane beraber karar verelim.